Merhaba arkadaşlar, sizler için hazırladığım dop dolu combo bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlarım, keyifleriniz nasıl? Tatilin bir haftasını bitirdik. Ne kadar çabuk geçti değil mi arkadaşlar? Öncelikle bu konu hakkında konuşmuş olalım. Tatilimizin ilk bir haftası nasıl geçti? İkinci haftadaki planlarımız ne? Hadi bunları konuşarak yorumlara bir giriş yapalım arkadaşlarım. Sizler yorumlara yazmaya başlarken bir yandan kulağınız bende olsun arkadaşlar. Ben de videonun içeriğinden bahsedeceğim. Ama onun öncesinde motivasyonumu artırmak için hepinizden birer like istiyorum. Beşinci size videomdan bahsediyorum. Videomun ismi şöyle arkadaşlar. LOL Konfeti Pop Bebekler ve Slime kullanarak bir oda aksesuarı. Oda dekor da diyebiliriz. İşte öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hay Allah, bir söyleyemedim ismini. Oda dekor yapacağız. Son günlerde favorimiz olan, tutkunu olduğumuz, hatta kulübünü bile kurduğumuz LOL bebeklerimiz hep gözümüzün önünde olsun istiyoruz. Onun yanında şu vazgeçemediğimiz eğlencemiz Slime da olsun istiyoruz. Hadi oda yetmedi, bir de Num Noms olsun istiyoruz. İşte hepsini birleştirip çok kolay bir şekilde bir combo çalışma yapacağız. Ve eminim ortaya muhteşem güzel bir oda dekoru çıkacak. Umarım videonun sonunda hayal ettiğim, tasarladığım şeyi yapabilirim. Umarım sizlerin de beğenisini kazanabilirim arkadaşlarım. Hadi başlayalım. Bir önceki videomu izlediniz mi arkadaşlar? LOL Konfeti Pop bebeğini ilk kez kendi başıma açtım. Ve çıkan bebek her kim olursa olsun onu bir sonraki videoda kullanacağımı söylemiştim. Hangisiydi? İzlemeyen arkadaşlarım hemen bir tahminde bulunsunlar. Ama hepiniz izlemişsinizdir, ben biliyorum. Eğer izlemediyseniz de linkini aşağıda bulabilirsiniz. İşte bu. 5. kez açtığımız LOL Konfeti Pop yumurtasının içinden bana bu kez Riptide çıktı. Bu videonun ana kahramanı Riptide olacak. Ona eşlik edecek diğer aksesuarım ise bir Num Noms. Işıklı Light bir Num Noms. Diğer aksesuarım da LOL Fest yumurtasının yarım kapağı. Benim meşhur çarpiz patlattığım bardağım. Bütün bu aksesuarlarım için bir ana malzemeye daha ihtiyacım var. O da slime olacak arkadaşlar. Bu videoda slime da yapacağız. Evet, slime yapacağız, süsleyeceğiz. LOL bebeklerle gözümüzü şenlendireceğiz. Ortaya harika bir iş çıkarmayı planlıyorum derken böyle laf da olmaz arkadaşlar. Artık diyorum, ellerim konuşuyor. Bardağım dolusunca bana slime lazım. O yüzden evde ne kadar şeffaf tutkal varsa hepsini buldum getirdim arkadaşlar. Sadece bu kadarmış. Umarım benim için yeterli olur. Yarıda kalmam ve umarım istediğim gibi şeffaf kıvamda muhteşem güzel bir slime elde ederim. Slime yapmak için de şeffaf tutkal ve elini kullanacağım. Videonun sonuna doğru sıcak silikona ihtiyacım olacak. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Süsleme malzemelerim var ve son bir süsleme malzemem daha var. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. LOL Konfeti Pop bebeklerini patlatmada kullandığımız kurdeleyi kullanacağım. Tamam yeter artık. Başka şu video dediğiniz duyar gibiyim arkadaşlarım. Uzun bir tanıtımdan sonra slime yapmaya başlıyorum. Öncelikle tutkallarımı karıştırma kabıma döküyorum. Şeffaf tutkalım harika görünüyor. Slime'ım da umarım bu kadar güzel olur. Şeffaf tutkalın üzerine hemen renü ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum derken ben renüyü birazcık tazlık eklediğim için hemen kabarcıklar oluşmaya başladı. Kabarcıklar fazlalaşmasın. Yavaş yavaş karıştırıyorum. O yüzden jelleşmeyi henüz keşfedemedim. Evet, tam da şuralarda jelleşmeler söz konusu. Evet arkadaşlarım olacak galiba. Şeffaf slime konusunda oldukça endişeliyim. Önceden ne kadar kolay yapardım. Bu aralar şeffaf slime'dan yana şansım çok da yolunda gitmiyor. Bakalım bu slime sonucu bizi mutlu edecek mi? Şeffaf slime yapacağım dedim arkadaşlarım. Sanırım birkaç saat bekledikten sonra ancak şeffaflaşacak bir slime yapabildim. Evet, sonuca hemen ulaşamayacağız. Birazcık bekleteceğim galiba. Elime yapışıyor mu? Hayır, yapışmıyor ama biraz zorlandım yine arkadaşlar ama güzel bir slime olacağından eminim. Arkadaşlar slime şeffaf slime değil de bir pofuduk slime sanki. Onun gibi ses çıkartıyor. Görüntü zaten öyle. Trash köpüğü falan kullanmadım. Kendi köpüğü. Ama elime yapışıyor arkadaşlar. Birazcık daha renü eklemem gerekiyor. Tekrar karışma kabına. Hay Allah, yine benim klasik. Hangi işim kolay ki arkadaşlar? Sözünü söylemem gerektiği yer işte burası. Evet işte harika bir slime oldu. Elime yapışmıyor. Desem de inanmayın arkadaşlar, yapışıyor ama birazcık mücadele ettikten sonra bırakıyor. Biraz sert davranmak gerekiyor. Uzun süre slime üzerinde elimizi tuttuğumuz zaman sıcaklıktan herhalde yapışıyor arkadaşlar. Ama şöyle hemen bastır çek, bastır çek yaptığımız zaman yapışmıyor.
Evet, güzel oldu. Sanırım şeffaflaştığı zaman tam olarak istediğim kıvamda bir slime yapmış olacağım. Biraz beklemeye alacağım ama ondan önce birazcık oynamak istiyorum. Hay Allah, özlemişim böyle slime'ları da. İnci gibi bir slime oldu ama bu bir şeffaf slime. Evet kızlar, sizler beğendiniz mi slime'ımı? Sizin şansınız olsa gerek. Bu kadar kolay. Yine de uğraştım ama benim için bu kadar kolay. Şeffaf slime daha önce hiç yapmadım. Kıvam çok güzel. Ay evet, haklısınız. Şu an için şeffaf görünmüyor ama birazcık bekledikten sonra şeffaf olacak. Ve ben lolbekler yapacak olduğum aksesuar çalışmasına o zaman devam edeceğim. 2 tane A101'den aldığım tutkalı kullandım. 2 tane de Banggood'un bana gönderdiği şeffaf tutkalla. Hay Allah, şimdi bu bekleme süresi nasıl geçecek arkadaşlar? Arkadaşlar, aranızda bu slime'ın şeffaflaşmasını beklemek için yeterli sabrı olan var mı? Açıkçası benim yok. Birkaç saat mi desek, birkaç gün mü desek, ne zaman şeffaflaşır belli değil. O kadar bekleyecek miyiz? Ben bu videoyu sabah yayınlamak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim daha önceden yapmış olduğum şeffaf slime var. Onunla devam edelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Aslında videonun başında niyetim oydu. Ama daha önceden ben bunu yaptım. İşte şeffaf slime'ım vardı demek yerine bilmeyen arkadaşlarım için şeffaf slime yapılışını da göstermek istedim. Göstermiş oldum. Ne dersiniz? Videomuzu o slime'la devam edelim mi? Bununla başka bir çalışmada değerlendiririz. Ne dersiniz arkadaşlar? Bana katılanlar hemen şimdi yorumlara. Ben de o sırada şu görseli bir daha göstermek istiyorum sizlere. Buzlayacağım gibi değil mi? Çok güzel oldu slime arkadaşlarım. Tavsiye ediyorum. Reni kullanın, borak su kullanın, karbonatlı su kullanın. Başka hiçbir şey kullanmayın. Gördüğünüz su bile kullanmadım bu sefer. Gerçekten oldu. Bu sefer kararlıydım. İçine su dahil hiçbir şey eklemeyecektim. İyi ki de öyle bir karar almışım. Harika oldu arkadaşlar. Ben bu slime'ın kıvamına bayıldım. Hayran kaldım. Evet, bu slime'ı bu şekilde bekleteceğim. Sonucu da sizlerle paylaşacağım. Bakalım ne derece şeffaflaşacak. Güzel bir sonuç elde edecek miyiz arkadaşlarım? Bunu uykuya göndereceğim. Daha önce hazırlamış olduğum şeffaf slime getireceğim. Hemen geliyorum. Evet, işte geldim. Daha önce yine aynı yöntemle yaptım. Mıydı arkadaşlar, bunu nasıl yapmıştık? Sanırım bunu karbonatla yapmıştım. İşte şeffaf mı şeffaf. Bu slime'ı kullanacağım. Yandan bakalım. Gayet güzel, bu çalışmada işimi görecektir. Evet, önce slime'ı süslemek istiyorum. Oo, muhteşem oldu. Çok güzel parlıyor. Bir de sime ihtiyacım var. Bebeğim renkli olduğu için renkli sim kullanacağım. Evet, işte bu kadar. Hadi karıştıralım. Evet, slime'ım işte böyle oldu. Muhteşem, güzel arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz slime hakkındaki yorumlarınızı? Hemen bekliyorum. Ve hemen size bu noktada bir şey daha sormak istiyorum. Hani biraz önce hazırlayıp da beklemeye aldığımız, uykuya yatırdığım slime'ımıza ne yapalım? Daha önceki videolarda hazırladığım şeffaf slime, bakın bu videoda nasıl işime yaradı? Peki ondan nasıl bir çalışma yapalım arkadaşlarım? Harika bir slime oldu değil mi? Tam bebeğime göre. Aslında çok da bebeğime göre sayılmaz ama. Evet, slime'ımızı hazırladık. Bebeğimiz de hazır. Işığımız da hazır. Artık şu dekor çalışmamızı başlayalım. Tabii ben oynamayı bırakabilirsem. Önce numnomsumun üzerine streç film kaplıyorum. Streç filmle kapladığım ışıklı numnomsum bardağımı tabanına yerleştiriyorum. Ve üzerine bir parça slime döküyorum. Slime üzerine bebeğimi bastırıyorum. Şimdi geriye kalan bütün slime'ı bardağımı içine dolduruyorum. Şeffaf slime'ımız muhteşem görünüyor. Slime'ın yavaş yavaş bardağın dibine doğru çökmesini bekliyorum. Yukarıdan taşan slime'ları bardağın içine girebilmesi için iterek yardımcı oluyorum. Arkadaşlarım harika görünüyor değil mi? Yani şu an için çok da harika göründüğünü söyleyemeyeceğim. Neden ışığımız kapandı arkadaşlar? Çok mu bastırdık yoksa? Hayır, kesinlikle ışığın yanması gerekiyor. Ne yapacağız? Bakın ne yapacağım şimdi. Şu kalemle numnomsa kadar ulaşmaya çalışacağım. Evet, ulaştım. Işığımızı yakmayı başardım. Riptide, içeride rahat durmuyorsun galiba. Numnomsun üzerinde zıplama, ışığımı söndürme. Evet, slime'ımızla oynadığımız için kabarcıklar oluştu. Şeffaflıktan biraz uzaklaştı. Bebeğimizi çok da net göremiyorum. Biraz daha bekledikten sonra sanırım bebeğimizi net bir şekilde görebileceğiz. Çalışmamız daha bitmedi. Lorpets'in yarım yumurtasını buraya yapıştıracağım. Acaba yapıştırmasam mı arkadaşlar? Ya çok da estetik görünmedi arkadaşlar. Bundan vazgeçtim. Sadece kurdelelerle süsleyeceğim. Arkadaşlar ya, inanın şimdi fark ettim. Bebeğimizin kulübü zaten swimming kulüp değil miydi? Yani yüzücü kulübüydü değil mi? Konseptimize çok da uyum sağladı. Bebeğim slime'ın basıncıyla yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Biraz önce tepesinden ittirdim tekrar. Numnomsun üzerine kadar düşürdüm. Ama zamanla tekrar yüzeye doğru çıkacaktır. O yüzden bunu engellemek için bu kurdeleleri buraya silikon tabancasıyla yapıştıracağım. İşte böyle oldu arkadaşlarım. Artık yüzeye çıkmasının imkanı yok. O çıkmak istedikçe kurdeleler ona baskı sağlayacaktır ve aşağı itecektir. Bunu gece lambası olarak düşündüm. Hadi ışıkları kapatıp hemen deneyelim.
Bakalım işe yarayacak mı? Wow! Lol bebeğimizi görebiliyor musunuz? İşte böyle arkadaşlarım, muhteşem güzel oldu. Lol bebeğimizi henüz göremiyoruz ama slime'ım iyice şeffaflaşırsa onu da görebilirim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Kullanmadığınız bir bardağı yapabileceğiniz bu çalışmayı hepinize tavsiye ediyorum. Sizler de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Görüntü olarak muhteşem. Canımı slime istediği zaman işte şuradan elimizi sokup da oynayabileceğimiz harika bir çalışma oldu bence. Sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı, eleştirinizi aşağıya bekliyorum. Hadi herkes yorumlara. Evet, Tide'ın kafası işte burada. Bebeğim neredesin? Seni göremiyoruz. Ama muhteşem güzel görünmüyor mu arkadaşlarım? Hepinizin düşüncesini çok merak ediyorum. Hadi yorumlarda buluşalım. Beni aşağıda yalnız bırakmayın arkadaşlar. Şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.